Tabii. Kızım şimdi kendi adıma pek iyi bir hafta geçirmedim. Anamızın vefatı bayağı bizi psikolojik olarak etkiledi. 2 gün takımda bekleyemedim. Buradan Allah'ın izniyle onu yanına gideceğim, ziyaret edeceğim. Futbol böyle bir olur. Futbol topuyla dalga geçersen o top seni cezalandırır. Biz 2. golü atana kadar hep gayretli, defans oyunu düşünmeden çocuklarım hep söylenen uyguladılar ama fazla işte yani bende mi kabahat bilmiyorum. Çocuklara hep çok ofansif oynayın, çok ofansif oynayın diyorum. 2. yatınca, 3. yatın, 4. yatın. Ama çok hakikaten penaltımız da çok basit. Dediğimiz 2. gol de çok basit. Bunları hiçbir zaman futbolcularla kesinlikle onlara yıkmayız. Çünkü onları çalıştıran benim. O gollerde de hata, futbolcu hata yapar. Ama başlarındaki sorumludur. Bunların sorumlusu benim zaten. Ama demin söyledim, futbol topuna dalga geçmeyeceksin diye 90 artı 8'de de cezalandırırlar insanı. Çok iyi bir galibiyet aldık. Herhalde rakipler de kaybetmiş galiba. Bir tek Altay'ın ayrıca. Hepsi kaybetmiş. Bu hafta bir final oynayacağız. Çarşamba günü, hafta değil, hafta içinde. Tabii işin şekli çok değişecek biliriz. Hep söyledim. Ben takımıma da inanıyorum, çocuklarıma da inanıyorum. Herkesin de inanmasını istiyoruz. İşte 9. hafta oldu geldiğimiz. Herhalde 5 galibiyet oldu. 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Baktığımız zaman çok iyi bir tablo ama yeterli mi? Yetersiz. Bunun daha üstüne çıkacağız. 13 hafta var. 3 gün evvel 14 hafta diye konuşuyorduk. Bugün 13 hafta var. 13 haftanın da 39 puanı var. Ne kadar fazlasını alan şampiyon olacak. Biz de bunlara talibiz. Çocuklarıma tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun mücadelelerinden dolayı. Çünkü böyle maçlarda hakikaten dönüş çok zordur. 2-0 öndesin, 2-2 oluyor. Orada onu tamamen risk ettik. İşte Batuhan, Mahir hep ofansif oynadı oyuncularla başladık ki zaten bunu yapmamız gerekiyordu. Çok güzel bir galibiyet oldu. Evet. Sıkıcı ama çok güzel bir galibiyet oldu. Sonu çok güzel bitti. Ne mutlu bana, böyle çocuklarla çalışıyorum. Kaptanım hiç devam ederler. Bugün bizim için güzel bir galibiyet oldu. Hocamın da dediği gibi 4 haftalık periyot belirledik biz. 10 puan dediydik. Ama 8 puan oldu. 3 hafta iyi futbol oynadık. Çok gol pozisyonuna girdik. Atamadık. Bugün de 2-0'a kadar oynadığımız oyun iyiydi. Ama 2-0'dan sonra biraz oyundan düştük. Golü yedikten sonra da belki biraz tribünlerin de şeyiyle arkadaşlarımız etkileniyorlar. Biraz daha baskı hissediyorlar üzerinde içeride oynadığımız maçlarda. 2-2'den sonra tamamen panikledik. Bu sefer elimiz ayağımıza dolaştı. Özellikle bazı arkadaşlarımızı. Tabii tribünlerde acele gol istiyorlar. Ama son dakikada yine bir güzel golle bugün galibiyeti aldık. Bazen futbol böyledir. Çok iyi oynarız. Buksaş maçındaki gibi 10 pozisyona girersiniz, atamazsınız. Bazen de 30 dakika kötü futbol oynarsınız, maçı kazanırsınız. Bugün bunlardan bir tanesiydi. Hiçbir şey bitmiş değil. Hatta önümüze şampiyonluğa bir adım daha yaklaştık. Hafta içinde Gümüşhane ile bir maç oynayacağız. Bu maç daha güzel olacak orada. Daha iyi olacak bizim açımızdan da. Ondan ben bütün arkadaşlarımı, hocamı, herkesi tebrik ediyorum. İyi bir ekibimiz var. Bazen böyle kötü futbol, iyi futbol bunlar olan şeyler. Önemli olan sonuç. Bugün de sonuç güzeldi. Ben de herkesi tebrik ediyorum. Öncelikle yani ben şuna inanıyorum ki bu bir gol bizi şampiyon yapacağına inanıyorum yani. Gerçekten son dakikada atılan goller hep genelde o takım şampiyon oluyor ve bizi de şampiyon yapacağına çok inanıyorum ben.
iyi mücadele ettiğimiz dakikalar oldu. Kötü oynadığımız dakikalar oldu. Sonucunda 3 puan aldık yani. Önemli olan burada 3 puan. Dediği gibi yani 2 haftadır iyi top oynuyoruz. Berabere kaldık. Bu hafta bazı dakikalarda kötü oynadık ama herkesin burada niyeti inşallah hani sonra da iyi olur 3 puanla beraber. Özellikle de hocamız kötü bir hafta geçirdi dediği gibi yani. Biz onun için çok istiyorduk bu maçı özellikle. Şükürler olsun Allah da bize yardım etti. Sonra inşallah güzel olur.